Bedensel mahremiyet nasıl ki çocuğun bedeniyle alakalı kısımsa, ruhsal mahremiyet de çocuğun ruhsal mekanizmalarına halel gelmemesiyle alakalı kabullerdir. Ne gibi? Hani en başından itibaren bireysellik falan dedik ya, çocuğun bireyselliğini, özelliğini kabul ettik dedik ya. Ruhsal mahremiyetin alt kapsamında da temelde çocuğun dört gelişim alanına saygı duymak vardır. Nedir bunlar? Birincisi, çocuğumuzun kim olduğuyla kavga etmeyeceğiz. Saygı duyacağız ve kabule geleceğiz. Çocuğumuzun kim olduğu ne demek? Çocuğum sosyal mi, içe dönük mü, dışa dönük mü, ağırkanlı mı, elitez mi, kısık sesle mi konuşuyor, çok daha aktif, heyecanlı böyle bir çocuk mu? Çocuğumun kişilik, mizaç özellikleriyle barışık olmak. Çocuğumun kim olduğuyla barışık olmak. En çok burayla kavga ediyoruz ya. En çok burayla kavga ediyoruz. Ne yazık ki Rabbim bu konuda duam odur ki başımıza bela vermesin. Bize bu konuda da cezalandırmasın. En çok çünkü nankörlüğümüzü çocuk konusunda burada olduğunu düşünüyorum. Elimizdekine razı değiliz. Bize verilene razı değiliz. Her konuda bunu yapıyoruz, çocuk konusunda da yapıyoruz. Çocuğun bir konuda becerileri var, işte bir konuda fıtri özellikleri var. Biz hemen olmayanı fark edip, ama şunu da yapsana, bunu da yapsana, şöyle yapsana, böyle yapsana, yahu dur. O zaten biri olarak geldi, senin onun biri yapmana ihtiyacı yok. O zaten bir olan Allah tarafından biri olarak yaratıldı yani. Sen var olanı fark etmekle, onu okumakla, onu korumakla mükellefsin. Birincisi bu. İkincisi, çocuklarımızın becerilerine saygı. Kimi çocuklar el becerilerinde çok iyiler. Hani şeyler var ya, böyle 8 zeka, Gardner'ın 8 zeka türü. İşte kimi çocuk sosyal zekası yüksek, kimi çocuğun sözel zekası yüksek, kimi çocuğun matematik, kimi çocuğun doğacı zekası, kimi çocuğun müzik zekası. Her çocuğun gerçekten becerilerinin geliştiği bir kapasitesi var. Burayla da çok kavgalıyız. Toplum tarafından kabul edilen zeka türü hangisidir İsmail Tongar sence? Soru okuyordum, kaçırdım. Hazırlıksız yakalandım. Ben kendi eşime dinletemiyorsam sözümü, Ama burada ben kaç izleyiciye tane iş nasıl takip dinleteceğim? ediyorum. Şu ekrandan bakıyorum, sen nasıl gözüküyorsun? Buradan soru bakıyorum, kulağıma başka sesler geliyor. Ben Masum Hakim Bey. Ne dedin Toplum demin? tarafından en çok kabul edilen zeka türü hangisi? Hangi zeka türüne biz bu çocuk çok zeki diyoruz gördüğümüz zaman? Genelde böyle matematiğe falan yatkın Matematik olan. zekası. Evet. Sanat zekası hiç geçer akçe değil. Sözel zeka hiç Malayaniyattan tabii ki kabul hobi edilir. olsun o. Ya resim, müzik, beden dersine boş ders deniyor yani. Ya yıllarca ben radyoculuk o ilk zamanlarımda yaptığımda hep şunla çok karşılaştım ya. Ben işte yaklaşık 14-15 senedir sarı basın kartı taşıyan, 25 senesini radyoculuğa vermiş birisi olarak o radyoculuğun ilk 5-6-4-5 90'lı yıllarda ne iş yapıyorsun? Radyocuyum. Asıl ne iş Asıl yapıyorsun? ne iş yapıyorsun? Çünkü o bir hobi olabilir. Yani. Sanat alanları hep böyle. Mesela bir çocuğun ressam olması çok kabul edilir bir şey değil yani. Asıl ne iş yapıyorsun Tabii sorusu hobi geliyor. olarak resim çizsen yani. Ama doktor ol önce. Yani değil mi? Doktor ol, kafanı dağıtmak için de gider resim çizersin. Çocukların becerilerine saygımız yok. Köreltiyoruz. Olan şeyleri kabullenip parlatmaktan ziyade olmayan şey üzerinde o kadar duruyoruz ki çocuklarda şey oluşuyor. Mesela doktor oluyor yine o çocuk, ama nasıl bir doktor oluyor? Hastasını azarlayan, böyle işe giderken mutsuz, böyle oturup kendini iyi hissetmek için emeklilik hayalleri, öyle. Bir böyle çalışmak var, bir de becerilerin, Efendimizin çok güzel bir sözü var aleyhissalatü vesselam, ne diyor? Bir insan ne için yaratılmışsa o iş ona kolaylaştırılır diyor. Sen eğer becerin doğrultusunda bir iş yapıyorsan uça uça yaparsın onu, sana Evet. kolay gelir. Dıştan bakan insanlar, ya bu kadın, bu adam bunları nasıl yapıyor, hangi arada yapıyor der dışarıdan bakan insanlar, ama senin için o dinlenmektir yani. Dinlenmek için yapıyorsundur onu. Çünkü becerin o yönde. Çocukların becerilerine saygı duyacağız. Üç, fıtratlarına saygı duyacağız. Kız çocuk fıtratı ayrı, erkek çocuk fıtratı ayrı. Her mekanizma ayrı. Ben kızımla oğluma aynı muamele edemem. Edersem adil olmam. Eşitlik adalet değildir. Adil olmak, haklıya neyi hak ediyorsa, ne konuda ihtiyacı varsa onu vermektir adalet. O yüzden mahremiyet mekanizmasına zarar vermemek için fıtri özellikleri de koruyup muhafaza etmem lazım. Ve duygularına saygı. Ne demek duygusuna çocuğun saygı duymak? Her insanın duygusu o kadar biricik ki. Bir konu özelinde, bak ben demin bir şey anlatırken gözlerim doluyor. Bir başkası gadap duyabilir.
celallenebilir. Bir başkası için çok önemli olmayabilir, nötr kalabilir. Bir olayın kişide uyandırdığı duygu çok kişiye özeldir. O yüzden çocuklarımızın duygularına saygı duymak, o duyguları koruma çerçevesinde ona yaklaşmak, onların mahremiyet duygularını, o biricikliklerini, özelliklerini koruyup muhafaza etmek için çok özeldir, önemlidir. Çocukların duygularına nasıl saygısızlık ediyoruz? Bunda korkacak ne var? Bunda üzülecek ne var? Bir çakayım şimdi bir tane de ağlayacak sebep vereyim gerçekten sana. Bunun için mi ağlıyorsun sen? Eline gözüne dursun. Ay sen bundan mı korkuyorsun? Pısırık mısın sen? Ne var karanlıktan korkacak? Kaç yaşına geldin sen? Ne demekmiş tek başıma tuvalete gidemem? Koca adam oldun sen. Ne demekmiş? Yani ne var ki bunda korkacak? Ya da çocuk espri yapar, güler. He, buna mı gülüyorsun? He. Bu da bir şeydir yani. Evet, o da bir aynen. Duygu yani, gülmüş. Ne bileyim, yani her türlü duyguyla savaştığımız için duyguları kabul etmemek, sadece kendi penceremizin, hayatın gerçeği ve doğrusu olduğu kabulü üzerinden gitmek. Oysa çocuğun da bir penceresi var, baktığı bir yer var, çocuğun da bir algısı var, çocuğun da duygulanımları var. Onun için önemli duyguyu kabul edebildiğin zaman zaten onunla bir bağ kurmaya başlayacaksın. Ağlıyor mu çocuğun? Susturma ya, susturma yani. Gel yavrucuğum ya, ne kadar üzmüş bu olay seni. Öğretmenim böyle dediğinde ne kadar kalbin kırılmış. Ne yapmak istersin bu konuyla alakalı? Gel bir ağla, rahatla. Ne yapalım sonra? Konuşalım mı öğretmeninle? İster misin? Ya da sen konuşmayı düşünüyor musun? Bak bence söyle, belki öğretmenin farkında değildir bu kadar kalbinin kırıldığının gibi. Yani sen bak ne kadar önemli bir duygu yaşamışsın. Senin için bu konu çok önemli. Senin için önemli olan konu benim için de önemli. Aslında bu mesajı verebilmek çocuğun ruhsal mahremiyetini korumamız anlamında da çok önemli.